Geldiler. Geldiler. Niye duruyorsun hiç yaptık mı etmiyorsun? Yakalandık işte. Ben nasıl açıklama yapacağım şimdi? Ne diyeceğim? Tamam, tamam. Sakin ol. Buluruz bir çözüm. Nasıl? Ne bulacaksın? Acaba yani hiç ses gelmiyor. Kapı sesini duymadın mı? Girdiler. Başka biri olmasın. Öyle anahtar olan, evi kontrole gelen birileri falan. Alo. Kızım ne yapıyorsun? Nasılsın? Moralin nasıl? Koray. İyiyim ben, ne yapayım? Seni özledim. Ha Yasemin, sana çok güzel bir haberim var. Yeni bir sipariş aldım. Hem de beton sayesinde. Ha? Aynen, aynen. İş getirmiş bize. Ha yok, şimdi eve geldim. Şu muhasebe kayıtlarını almak için çıkacağım şimdi. Atölyeye gideceğim. Tamam. Yasemin. Siz gelmeden şu siparişleri bitireyim de sana sürpriz yapayım diyorum. Yasemin'le konuşuyor. Aynen, aynen. Mesai var yani bu akşam. Tamam canım, ararım ben seni. Ben yok, üstümü değiştirip çıkacağım işte. Tamam. Hadi bay bay canım. Tamam, tamam. Tekrar atölyeye dönecekmiş. Birazcık bekleyelim. Tamam, bekleriz. Şiş, sessiz. Ya zaten fısıltıyla konuşuyorum. Allah Allah. Kimin ki bu ya? Aksan mı acaba? Çıkıyorum ben. Ben çıkıyorum. Telefonuna bakacak yoksa sen dur burada. Dur, dur, dur. Çıkma. Nasıl çıkmayayım ya? Ya açarsa telefonunu. Tamam, sen burada dur. Kıma tamam, geliyorum. Koray. Koray, sen miydin? Zehra abla. Alayım. Aa Zehra abla ya, kusura bakma ben açtım ama. Öyle mi? Efendim? Zehra. Mert. Ömer'i aramıştım ama. Ha evet, evet anladım. Müsait değil galiba. Evet. Yani hayır. Anladım. Ya müsait olunca beni aramasını söyler misin? Olur. Tamam. İyi günler. İş yerinden arıyorlar da. Koray, ben sen de cenazeye gittin sanıyordum. Gitmemişsin. Ay yok Zehra abla, gitmedim ben. Atölyedeydim. Ya bir sipariş vardı, onu yetiştirmeye çalışıyorum. Ha, çok sevindim. Ben de Şükran teyzenin ilaçları gelecekmiş de onu bekliyorum. Gideceğim sonra. İstiyorsan sen git Zehra abla, beklerim ben. Yok. Yok, ben beklerim.
Hem sen işinden olma, git sen. İyi, tamam. Benim de zaten yetiştirmem gereken bir iş vardı, acil. Yoksa biliyorsun. Tamam canım. O zaman ben üstümü değiştireyim, gideyim. Tamam. Tamam. Ben odadayım. Tamam. Pardon, pardon. Üstünü değiştirecekmiş. Ondan sonra gidecek. Arayan Mert'ti. Tamam. Ararım ben. Tamam. İçeri geçiyorum. Tamam. Ömer, şirkete gelecek misin diye soracaktım. Babamla ilgili. Hilmi Yılmaz'la ilgili dosya giderek güçleniyor. Birkaç şey daha bekliyorum. Onlar da gelince... neyse, sonra konuşalım mı? Sen Zehra'ylasın sanırım. Tamam. Keyfinize bakın. Ömer'le mi konuştun? Evet, ama sen sormadan söyleyeyim, bugün şirkete gelmeyecek Alev. Hiç şaşırmadım. Bir şey mi dedin? Yok. Yok, bir şey demedim. Bu dosyada Hilmi Yılmaz yazıyor. Ne oldu peki? Bir şey bulabildiniz mi? Şimdilik bulamadık Alev. Ama çalışıyoruz, bulacağız. Alev, kusura bakma. Ha, ben çıkıyordum zaten. Hi Jane, how are you? Bir şeyler bulursa... Hilmi yakalanırsa ben de deşifre olurum. Hilmi Bey, hemen konuşmamız lazım. Ne oldu yine Alev, söyle. Başımız dertte. Mert sizinle ilgili araştırma yapıyor. Ne araştırması? Elinde dosyalar var. Ayrıntısını bilmiyorum. Ne yapacağız? Sakin ol. İstese de bir şey bulamazlar. Ama sen yine de gözünü dört aç. Attıkları adımlardan beni haberdar et. Tamam. Özoğul babasını hapse tıkmak için araştırma yapıyor. Alo Reşat. Mert peşimize düşmüş. Araştırma yapmaya başlamış. Ortada endişe etmemizi gerektirecek bir durum. Bir ipucu yok değil mi? Teşekkür ederim.
Evet, nihayet geldi. Artık gidebiliriz. Tamam. Önce bir kahvaltı yapalım. Evde yapsaydık kahvaltıyı. Ama ben çok acıktım. Sen şirkete gitmeyecek miydin? Hayır. Bak ne diyeceğim. Dışarıda kahvaltı yapalım. Yeri de sen seç. Ama ben dışarıda kahvaltı yapmak istemiyorum. Tamam. O zaman ben seçerim. Çikolata getirmiş bana. Beton. Bir kahve yap da içelim. Ay Beton. Şöyle kahvenin yanına tatlı bir şeyler olsa. Ağzımız tatlansa ne güzel olurdu değil mi? Yok mu çikolata falan? Bana getirmedi mi yani? Allah Allah. Dur dur dur, açma dur. Ama ya Koray'sa anahtarı var, açabilir. Koray olsa niye bassın ki zile? Yani anahtar var, girer içeri. Benim burada olduğumu bildiği için olabilir mi? Yok, ben açıyorum ben. Dur dur, sen gelme. Sen sakın gelme. Git saklan bir yere, sakın görünme. Yine aynı şey. Evet, aynı şey. Senin yüzünden. Zehra'cığım, bu ne güzel sürpriz. Nasılsın? Hoş geldin Melike abla. Hoş bulduk canım. Fikriye teyze, hoş geldin. Hoş bulduk. İzinli misin bugün? Ne zamandır görüşemiyorduk. Hı hı, öyle. Şükran abla içeride mi? Yok, hayır. Şükran teyze evde değil. Onlar cenazeye gittiler. Öyle mi? Hay Allah. Ne oldu Melike abla? Kazım abini hastaneye götüreceğim de randevu almıştık bugüne. Anneme de Şükran abla bakacaktı birkaç saatliğine. Öyle mi? Ne yapsam ki? Nesi var Kazım abinin? Kötü bir şey değil inşallah. Sorma Zehra'cığım. Tansiyonu çok düzensiz bu aralar. Dün yine 22'lere kadar yükseldi. Geçmiş olsun. Tabii ihmal etmemek lazım. Öyle canım. Zehra'cığım, sana da utanıyorum söylemeye ama. Söyle Melike abla. Yani eğer işin yoksa, mümkünse anneme sen baksan, ben bir iki saate gider gelirim. Tamam, bakarım. Bakarım tabii Melike abla. Siz randevunuza geç kalmayın. Anne gel hadi. Çok sağ ol Zehra'cığım. Allah senden razı olsun. Ben hemen gider gelirim. Çocuk muyum ben? Yalnız başına kalabilirdim evde. Niye getirdin beni buraya deli kız? Anneciğim, evde tek kalamazsın. Sen geç, ben gelip alacağım seni. Zehra'cığım, çok sağ ol. Ben işim biter bitmez hemen gelip alırım. Tamam, tamam Melike abla. Siz işinizi halledin de. Tamam canım, hadi Allah'a ısmarladık. Hoşça kal. Gel, gel Fikriye teyze, biz içeri geçelim.
Ne bağırıyorsun kulağımın dibinde? Sağır mıyım ben kızım? Gel, gel. Geç Fikriye teyze, geç. Tamam, ben şimdi sana bir terlik vereyim hemen. Bir dakika. Bir dakika. Tamam, verdim. Ne bağırıyorsun terlik terlik? Kulağım duymuyor mu zannettin? Sağır mı zannettin beni sen? Tamam, tamam Fikriye teyze. Tamam, hadi salona geçelim. Giriyoruz salona. Ben susadım, bana bir su getiriver. Tamam, tamam. Hemen getiriyorum Fikriye teyze. Ay vallahi çok iyi gidiyor doktorcuğum. Hiç kaçamak yapmıyorum. Dediklerinizi harfiyen uyguluyorum. Aa, ay tabii çok hareketliyim. Ben zaten öyle yeni gelin gibi hayatta süzülüp oturamam ayol. Dur. Bir kağıt kalem bulayım ben. Bir dakika. Bir dakika doktorcuğum. Bekletiyorum, bekletiyorum. Buldum. Evet, dinliyorum. Şimdi söyleyebilirsiniz. Sıklaştıracağız. Evet. Azaltacağız. Azaltacağız. Azaltacağız mı? Ay zaten kuş gözü kadar menülerim var yani doktor beyciğim. Artık... Tabii ben de çatal bıçak kullanmam. Bundan sonra mikroskopla bakarım artık. Olsun. Tamam. Anladım. Ben sizi sonra tekrar arayacağım. Sevgiler, hoşça kalın. Hala? Kiminle konuşuyordun öyle hararetli? Bir sorun yok değil mi? Yok, hiçbir sorun yok. Sen merak etme güzel kızım. Ben sizin yıl dönümünüzle ilgili siparişler veriyordum. Öyle mi? Nedir onlar bakayım? Mümkün değil güzel kızım. Sürpriz. Ben şimdi gidip hazırlıklarla ilgileniyorum. Sen de sabrediyorsun tamam. Hadi görüşürüz. Halam iyice kendini kaptırdı bu işe. Olsun olsun Burak, bak böyle mutlu. Öyle. Kahve içer misin? İçerim. Hediye abla. Bir sorunumuz var. Evet, duydum. Yani niye kabul ettin ki? İşim var falan deseydin. Nasıl hayır derdim? Hastaneye gideceklermiş. Ya tamam biliyorum, yardım etmeye çalışıyorsun ama... yani ben burada kalamam ki. Ne demek kalamam? Kalacaksın. Bak sakın çıkayım falan deme. Eğer Fikri teyze görürse çok kötü olur. Yani zaten çok fazla sürmez ki. 2 saat falan işte. Ne? 2 saat mi? Hayır, ben 2 saat burada kalamam. Ne demek kalamam ya? Kalacaksın. Yapacak hiçbir şey yok. Kusura bakma. Ya tamam. Beni de götür içeri. Misafir falan dersin. Otururum ben orada. Olur mu ya? Olur mu öyle şey? Hayır, burada duracaksın. Bak sakın öyle bir şey yapayım deme. Sakın. Rica ediyorum senden. E bari merhaba deseydim. Hayır ya, olur mu? Ne demek merhaba deseydim? Hayır, dur burada. Dur. Kanı tamam. Allah Allah. Nerede bu kız ya? Kaçtı mı acaba? Bu yeni nesilli de anlamıyorum ki. Akılları bir karış havada ya. Allah Allah. Eyvah, eyvah geliyor, ne yapacağız? Tamam, sen dur burada tamam mı? Bekle. Maşallah. Peki teyze. Gel, ben sana çay koymadım, çay koyayım sana. Ne istersin çayın yanında? Benim mi vardı içeride? Hayır, olur mu? Kimse yok ki evde, yalnızız biz. Hadi gel, gel kimse yok. Allah Allah. Ahmet'i görür gibi oldum sanki. Ahmet mi? Evet. Ahmet'i görür gibi oldum. Ama Ahmet abi Almanya'da değil mi? Telefonla konuşmuyor musunuz hiç? Beni de bur gelin. Bana göstermemek için aratmıyor ki. Tamam. Tamam Fikriye teyze. Sen gel. Gel şöyle otur. Rahatına bak. Gel. Ama bir gelsin. Ben yapacağımı biliyorum ona. Burnundan getireceğim, burnundan. Tamam, tamam Fikriye teyze. Sen çayın yanında ne istediğini söylemedin hala. Bir de bilmiyor musun ben çayın yanında ne yediğimi? Tabii bilmiyorum. Ama kek var, çikolatalı kek ister misin? Hadi,
Getir, getir, getir. Bak ne kadar oldu geldiğim. Hala hiçbir şey yok ortada. Tamam, tamam Fikriye teyze. Ben şimdi getirmeye gidiyorum ama lütfen sen hiçbir yere kıpırdama, tamam mı? Sen burada otur, ben getiriyorum şimdi. Akıl versene anca. Ben sana az bile söylüyorum. Tamam Fikriye teyze, ben gidiyorum. Sen eğer bir şey istersen bana seslen, tamam mı? Hiç kalkma, sadece bana seslen. Mendebur gelin. Oğlumu bana göstermemek için neler yapıyor. Oğlumu da kapatmış oradaki odaya. Daha ne kadar sürecek ki bu? Ya bu saatten sonra kahvaltı da olmaz. Akşam yemeği? Yok. Ayşeler bekliyor. Getirdim. Sen yedin mi? Yok. Fikriye teyzeyle yerim ben. Afiyet olsun. Gidiyor musun? Ya demin seni gördü gibi oldu. Şimdi gelmesin bir daha. Telefonun sessiz de, değil mi? Evet. Tamam, ben gidiyorum. Geldin mi? Biliyordum. O mendebur ananı görmeye bile izin vermiyor değil mi? Nasıl? Anlamadım. Kim? Kim olacak oğlum? Karın, karın. Kurban oldum. Canım. Oh. Fikriye teyze. Sen beni oğlumdan ayrı bırakıyorsun. Saklıyorsun onu odada. Canım oğlum benim. Hadi gel oğlum, çıkalım buradan biz, gel. Gel yavrum. Ahmet'im benim. Güzel oğlum, tontişim. Tontişim mi? Beton, ben acıktım ya. Bir şey mi yesek? Alo, kime diyorum? Acıkmadın mı? İyi, ben kendime söyledim. Alo, Aslan abi. Bana az çorba, bir de kuşbaşılı pide yollasana. Hı, nakit vereceğim. Tamam, sağ ol, sana da kolay gelsin. Çok özledim ben seni yavrum. Çok özledim ay. Oldu sana seni. Oğlum. Elimi öpmeyecek misin oğlum? Fikriye teyze. Fikriye teyzeciğim, o Ahmet değil. O başka biri. Hadi oradan. Ben oğlumu tanımayacak mıyım? Bak boyuna, posuna, kaşına, gözüne. Sen ne biçim gelinsin böyle? Öp elimi benim oğlum, öp. Aldırma ona sen, bir tanem benim. Öpüm öp, anneciğim. Öp güzel oğlum benim.
Oh yavrum, kurban olayım boyun apasına, evladım benim. Canım, özledim seni, çok özledim. Gel, gel. Anlat bana bu kadından neler çektiğini. Beni unutturmak için sana neler yapıyor bu cadı karıya? Aa! Yavrum, çok özledim seni. Hiç aramıyorsun, sormuyorsun anneciğini. Nasıl üzülüyorum bir bilsen. Çok özlüyorum oğlum seni ben. Çikolatalar bilmem neler. Hayır, hiç anlamadım vallahi. Ay bu ne ya? Oturdum kaldım burada. Üstüme ölü toprağı serilmiş gibi. Vallahi bugün kendini şımart Mehtap. Hakkındır. Alo? Güzellik merkezi mi? Hah. Ben bugün için randevu alacaktım. Mehtap Kaplan. Şöyle full bakım olsun. Hah, teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle ya. Bir de akşam gezmelere çıktın mı? Ha vallahi tamamdır bu iş. Alo Nermin. Nasılsın canım? İyi ben de, sağ ol. Akşam ne yapıyorsun? Sinemaya gidelim mi birlikte? İşin mi var? Ay aman iyi, tamam. Görüşürüz. Ay havanı yesinler. İşi varmış. Ben de kendim giderim. Şu filmlere bir bakayım mı? Çevre Yalan'ın elinde küçük küçük notlar vardı ama göstermedi. Sürpriz yapacakmış. Cevriye Hanım çok renkli şeyler planlıyordur. Bu gece çok güzel olacak değil mi? Bence de anne. Ayşe, Cevriye Hanım'ın tatlı heyecanı bütün eve sirayet etti. Ne güzel oldu değil mi? Evet anne. Cevriye Hala sayesinde ilk defa birlikte kutlayacağız. Canım yavrum, inşallah daha çok uzun seneler beraber kutlarız. Amin anneciğim. Amin. Ah be oğlum, kaç yıl oldu bir ananı görmeye gelmedin be yavrum. Anacığım ben... Hiç öyle aslında eveleyip geveleme. Biliyorum ben. Bu mendebur kadın beni unutturmak için neler yapmıştır sana kim bilir. Yok yok anacığım, o yüzden değil. Geldim geleli bana bir kahve bile yapmadı ya. Ben bunu nasıl gelin olarak aldım? Bilmiyorum vallahi, dizlerime vuruyorum, dizlerime onu aldım diye. Fikriye teyze olur mu? Hemen yapayım. Tamam, nasıl olsun kahve? Aa, 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 aa. Bak, duy. Kulaklarınla duy, gözlerinle gör. Bana bir anne bile diyemiyor. Kocana da yap. Ahmet'im de içsin. Değil mi Ahmet'im? Olur olur anacığım. Beraber içeriz burada karşılıklı. Akşama ne yersin oğlum? Söyle karına. Canın ne istiyorsa yapsın karın. Bilmem anacığım. Senin canın ne istiyor sen söyle. Söyleriz yapar. Senin canın evladım. Senin canın ne istiyorsa yapsın karın. Tamam anacığım, söyleriz yaparım. Sen merak etme. Tamam. Tamam. Ben hemen kahvedenizi getiriyorum. Şekerli olacak değil mi Fikriye teyze? Sen önce bana bir su getir. Tamam. Hemen getiriyorum. Baksana suratsız kadın. Giderken domuz domuz bakıyor böyle diye. Öyle öyle anacığım. Çok dik başlı. Hep burnunun dikine gidiyor. Afiyet olsun. Sen yakalabık olma bir oğlum. Ağırlığını koy. Neden yumuşadın bilmiyorum ki. Eskiden böyle değildin. Yok yok anacığım, ben yumuşamadım. Ne söylesem yapıyor. Aferin oğlum. Kadın dediğin kocasının lafını dinleyecek. Onun istediğini yapacak. Kıracak dizini, oturacak. Aynen öyle.
Gerçi bu da çok sever çantayı koluna takıp gezmeyi. Fır fır. Evet. Aynen öyle. Aa, 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 aa. Bak bir de öyle diyor. Sen erkek değil misin oğlum? Ağırlığını koysana. Dinle sözünü. Sen niye dinliyorsun? Git sen kahve yapsana. Sen söyle oğlum. Gitsin kahvemizi yapsın. Tamam, tamam anacığım. Hadi. Hadi git sen kahveleri yap. Hadi. Aferin oğlum. Ne güzel gönderdin senin öyle. Ay canım benim. Ya var ya, başka bir şey isteseymişim olacakmış. Ben de bugün filme gitmek istiyordum. Yine her zamanki gibi de ne istediğimi bildin. Ay benim randevum vardı. Güzellik merkezine gidip geleceğim ben hemen hızlıca, tamam mı? Sen öyle rahat edemedin. Dur arkana iki tane yastık koyalım. Yok yok anacığım, ben böyle rahatım. Gelin kalk, yastık getir kocana. Hadi ne duruyorsun, kalk kalk. Görüyor musun oğlum, böyle kes kes oturuyor. Ver bana ver, sen yapamazsın. Gel oğlum, arkana koyayım şunu da yanına koyayım. Oh. Tamam anacığım, ben hallederim. Tamam. Çek sehpayı. Kaldır şunları. Al hadi, al hadi. Gel bakayım şuraya. Kaldır kocanın ayaklarını. Terliklerini de çıkar hadi. Her şeyi ben mi söyleyeyim ya? Rahat ettir kocanı. Tamam, tamam anacığım. Ben hallederim şimdi. Bunları da buraya koymuşsun. Kuru kuru. Yokum yok muydu? Tamam, getiriyorum. Ah yavrum, sana kaç defa söyledim. Bizim Elmas'ın sanat mezunu kızı varken bu kıza saplandın. Elmas'ın kızı mı? Evet, Elmas'ın kızı. Gönlü de vardı sende halbuki. Hem de ne kadar güzeldi. Bunun gibi değildi. Ay, sen beni hasta mı edeceksin? Buz gibi. Hadi şunun içine sıcak su koy da öyle getir. Tamam. Bak, su getirmiyor da telefonla konuşuyor. Ne diyeyim anacığım yani? Konuşuyor işte. Alo. Alo. Ha, Melike abla. İlacı mı? Ha, tamam. Kimle konuşuyor bu oğlum? Bilmiyorum ki. Anladım, tamam. Siz ne zaman gelirsiniz? Yok yok, siz işinizi halledin. Bir sorun yok. Fikriye teyzeciğim, ya senin ilacın varmış da nerede acaba? Tamam. Zehir olmasın bu, ama benim ilacım ha.
Zehra, kızım bu adam kim? Anacığım, ben eşiyim. Zehra kızım, sen ne zaman evlendin? Biz seni çalışıyor biliyorduk. Fikriye teyzeciğim, Tabii, yaşlandım artık değil mi? Unutup duruyorum. Söylemiştir kızım. Fikriye teyze, aslında o... Maşallah, maşallah. Çok da yakışıklıymış koca. Adın ne senin oğlum? Ömer. Ne iş yaparsın? Halin vaktin yerine mi bakayım? İşte. Bir şey söyleyeceğim. Çocuk var mı çocuk? Yok. Yok Fikriye teyze. Olur inşallah, olur. Daha çok gençsiniz. Fikriye teyzeciğim, ben sana bir çay getireyim. Çay ister misin? Yok kızım, fazlası çarpıntı yapar. Şimdi söyle bakayım, niye çocuk yok bakayım söyle. Aa, neden kızardın öyle kızım? Utanılacak ne var bunda? Bak, evlilik çok önemli bir şey yavrum. Çocuk yapmanız lazım. Çocuk bağlar aileyi. Mutluluk getirir. Sen severek evlendin değil mi yavrum? Kocanı da seviyorsundur herhalde. Sağ olun Cevriye Hanım. Buyurun. Ay yok yok, sen yemeğine bak. Ben iki lokma bir şey hazırlayacağım kendime. Bu diyetisyen beni açlıktan öldürecek herhalde. Böyle giderse tantalı köyü boylayacağım. Dayan Cevriye, sık dişini. Yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. Bu saatten sonra dönmek yok. Ateş topunu kendine güldürmeyeceksin herhalde. Yemek pişti Cevriye Hanım. Bir tabak vereyim size. Ay yok, ben böyle hafif bir şeyler yiyeceğim Hediyeciğim. O kadarcık şeyle doyulur mu Cevriye Hanım? Ya son zamanlarda çok az yiyorsunuz. İnsanın dişinin kovuğuna gitmez bunlar. Ay yok Hediyeciğim, ben her bahar böyle olurum. Böyle iştahım kesilir benim. Ah ah, o bahar biraz da bana gelse. Yani benim de iştahım birazcık kesilse. Kolay gelsin. Kızım sana sordum, bir cevap versene yavrum. Ne sormuştun Fikriye teyze? Gençlik işte. Kafada kavak yerleri. Kocanı seviyor musun diye sordum işte. Fikriye teyzeciğim. Yoksa zorla mı aldı seni? Yok. Yok. Biz... Severek evlendiniz. Öyle olacak tabii. Artık herkes severek evleniyor. Bu devirde kaldı mı görücü usulü? Hmm.
Ben bir çaya bakayım. Ben de su alacağım. Sen niye kalktın? Ne zaman alacaklar? İşleri uzamış, gecikeceklermiş. Ne kadar? Bilmiyorum, sormadım. Leyla'yı aradım, ne zaman geleceklermiş? Yarın geliyorlar. O zaman sorun yok. Ben Ayşe'yi arayıp haber vereyim. Neyi? Bu gece de burada kalacağız. Ne? Hayır, hayır. Ayşe'cim, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Biz bu gece de dışarıda kalacağız, onu söyleyeyim dedim. Bu gece de mi gelmeyeceksiniz abi? Tamam. Tamam. Tamam anladım. Görüşürüz abiciğim. Hediye abla. Abimler bu gece yemekte olmayacaklar. Tamam Ayşe kızım. Niye gelmiyorlar Ayşe? Bilmem sormadım. Benim yüzümden değil mi? Ben Zehra'yı kırdım. Anneciğim, ya olur mu hiç öyle şey? Hem bence Zehra değil, abim kalmak istedi dışarıda. Bilmiyorum Ayşe ama ben Zehra'yı çok üzdüm. Benim onun gönlünü almam lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Ben hazırım. Hadi çıkalım da geç kalmayalım. Biletler nerede? Ben bir saate bakayım. Nasıl yani? Başkasıyla mı gideceksin? Başkasına mı aldın biletleri? Gitmeyeceksin. Niye söylemiyorsun o zaman? Beton kafa. Kimle gidiyor o zaman bu? Ha, yok canım. Olur mu öyle şey? Kim aldı ki biletleri? Bir kızla falan mı gidiyor? Yoksa sevgilisi mi var bunun? Burada mı kalacak bugün? Yok. Birazdan almaya gelirler. Ben sorun yok deyince. Yoruldun mu? Küçükken az nazımızı çekmedi bizim. Çok yedirdi. Çok dinledi. Peki sen? Ben ne? Sen. Sen beni dinlemeyecek misin? Ne oluyor? Bu saatte kim? Bir şey yok Fikriye teyze. Sen otur. Sen otur. Bir şey yok. Ben şimdi bakıyorum. Sen otur, sen otur. Oğlum, ben bakıyorum. Yok, Ahmet'im, yok. Canım tontin, şimdi nereye gidiyorsun? Fikriye teyzeciğim, sen otur, ben hemen geliyorum. Ahmet'im, oğlum nereye gittin? Hoş geldin Melike abla. Hoş bulduk canım. Anneciğim. Hadi gel evimize gidelim. Zehra'ya çok yük olduk bugün.
Kızcağızı evi hapsettik hadi. Melike abla deme öyle olur mu? Yordum seni annem. Yok. Biz gayet iyiydik. Bir sorun yok. Siz ne yaptınız? İşinizi halledebildiniz mi? Zehracığım sorma. Hallettik, hallettik. Tam hastaneden çıkacakken aradılar. Hayır da diyemedik. Zehracığım bir hamarat, bir becerikli. Çok iyi baktı bana. Ya ne güzel. Zehracığım, kocanı da çağır. Vedalaşalım yavrum. Anneciğim ne kocası? Zehra evli değil ki. Sen Yasemin'le karıştırdın, onun nişanıyla. Sen beni iyice bunak sandın ha. Biraz önce konuştum kocasıyla. Sırrım gibi maşallah. İçeriye saklandı. Gel bak içeriye gözlerinle gör. Annem ne sırrımı ne delikansı hadi gel. Hayır gözlerinle gör gözlerinle. Anneciğim. Bak ben sana söyledim. Kocası içeride. Gel kızım vedalaşalım. Ahmet içeride. Anneciğim. Hadi gel anneciğim. Zehra'cığım kusura bakma ne olur. İlaçlardan işte. Hadi anneciğim. Hadi anneciğim. Kusura bakma Zehra'cığım. Tamam sorun değil Melike abla. Halacığım. Canım. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Ay vallahi daha çok işim var oğlum ama... Yani her şeyi kendi ellerimle hazırlayacağım için ya mükemmel bir gece yaşatacağım biricik yeğenime ve gelinime. Ve yardım edebileceğimiz bir şey var mı? Tek başına yorma kendini. Yok yavrum da yormak ne demek ayol? Aa, siz mutlu olun yeter bana. Bir tanecik alan benim. Ay, hala senin pozisi bu. Hayırdır? Halayı yiyen sevgi yumağı olmuşsunuz. Neyi kutluyorsunuz böyle? Nihat'ımla Ayşem'in evlilik yıl dönümünü kutlayacağız inşallah güzel kızım. Ay aman ne güzel. Sonra da Ömer'cimle Zehra'cığımın evlilik yıl dönümünü kutlayacağız. Darısı da senin başına artık. Ömer nerede? Bugün şirkete de gelmedi. Bu gece gelmeyeceklermiş. Ayşe öyle söyledi. Ay doyamadılar ayol, doyamadılar birbirlerine. Ay çıkarsınlar tadını şu gençlik günlerinin, tazeliklerinin. Ben mutfaktayım. Kahve istemedin diye çay yaptım. Sağ ol. İlginç bir gündü. Sana söyledim ama. Yani biraz daha acele etseydin Fikriye teyzeye yakalanmayacaktık. Sıkıldın ama yapacak bir şey yok. Yok. Hiç sıkılmadım. Hiç. Hiç. Yani hayatımda geçirdiğim en ilginç ve en özel iki gündü.